Evet arkadaşlar, yine iş güç enerjiyle ilgili bir sorumuz var. Şimdi bana bir tane de kuvvet vermiş. Eksi B bölü R küp. R dediğim tabii hani R dediğim ifadeyi şöyle yazabilirim. R'nin kendisi karekök içinde x kare artı y karedir. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. R'yi eksi B bölü R küp x ayhet artı y cehet diye bir kuvvet vermiş. B'ye 3 Nm kare olarak vermiş B'yi. Bana diyor ki birinci koşul. 2'ye 0 x noktasından 5'e 0 x noktasına gideceksin. Bir work hesaplayacaksın. 1. 2'de çember üzerinde hareket ediyorsun. 0'dan 2 pi'ye kadar r'si 7 metre olan bir çember üzerinde. O work hesaplayacaksın. Şimdi birbiri hesaplayalım. Bakın x ekseninde gidiyor. Y'si 0. Görüyorsunuz y'si yok. O zaman şimdi f'i şöyle bir yazalım. F dediğim ifade şuna eşit değil mi? Eksi b x ayhet artı y cehet bölü x kare artı y kare üzeri 3 bölü 2. Ve bana diyor ki y'si yok. Yani çünkü y ekseninde, ay pardon, x ekseninde hareket ediyor ama y 0'da hareket ediyor. Burası orijin. 0'a 0 noktası. Y'si 0, burası x. Y 0. O zaman hemen b'yi hesaplayalım. İntegral 2'den 5'e gidecek. Biliyorsunuz 2'den 5'e eksi b x ayhet artı y cehet dx ayhet ve bu dot product yapılıyor bölü x küp. Çünkü y'si yok. Y'si olmadığı için y kısmını attım, x küp geldi. Ve buradan x'ler birbiriyle konuşacak. Y birbiriyle konuşmuyor. Yani daha doğrusu, pardon, x'ler birbiriyle konuşacak derken şöyle göstereyim, aslında biraz daha düzgün yazsam iyi olur. Ayhetler birbiriyle konuşacak. Çünkü bu ayhet üzerinde bir hareket. Eksi b x ayhet artı y cehet dot dx ayhet. Ayhetler birbiriyle konuşacak. Gitti. O zaman work dediğim buradan ne çıkar? Work 1 eşittir. Eksi b integral 2'den 5'e dx bölü x kare. O da bana hangi değeri verir? Hesaplamalarımızı yaptığımız zaman. Şunu buraya silebilirim artık. Çok önemli değil. Çünkü altaya yazmıyorum. Çünkü belki okunmaz diye. Work 1. Eksi 1 bölü x oldu. Eksiler birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 bölü 5. B 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2'den. Şurayı da silelim artık. Work 1. Work 1 eşittir. 2 kere 5. 2 eksi 5 eksi 3. B'yi de yerine koyduğum zaman eksi 0,9 joule. Çünkü B'nin 3 olduğunu biliyorum. Buradan gelecek ifade 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2. Şunu da düzgün yazalım da. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2'den görüyorsunuz. İfade 0,9 joule geliyor. Eksi 0, eksi tabii ki artı değil. Eksi 0,9 joule geliyor. Şimdi A'ya bakın. Tekrar söylüyorum. Sadece x yönünde bir hareket var ve x ekseni üzerinde. Y'si 0. O zaman f'i yazdım ve f'i direkt şöyle yazdım. Ve y'sini 0 alarak x üzerinden integre ettim. Ve ayhet üzerinden gidiyorum. X üzeri ayhet. Yani x'in kendisi ayhet yönünde olduğu için dx ayhet dedim. Y'yi attım zaten. Cehetle konuşmuyor. Buradan da x küp geldi. Y'si 0 olduğu için. Work 1'i hesapladım. Şimdi ikinciyi hesaplamak. İkinciyi hesaplarsak ne olacak? Ona bakalım. Arkadaşlar bakın burada çember üzerinde nasıl bir hareket var? Beni ilgilendiren şey o. Çember üzerinde nasıl bir hareket var? Çember üzerinde bakın, harekete bakın. Bir defa çemberde parametrization yapmak zorundayız. Bir. O zaman yazalım. X eşittir r cos theta. Y eşittir r sin theta. 1 bu. X eşittir r cos theta. Y eşittir r sin theta yapacağım. Bakın şunları tekrar bakın diye biraz daha bırakayım şöyle. Nereleri integre ettim, ne yaptım diye bakın. Ondan sonra silmek zorundayım. Çünkü çember üzerinde hareket yapıyorum. X'i ve y'yi yazdım. Çünkü burası x ekseni ve burası da y ekseni. X'i r cos theta, y'yi r sin theta yaptım. Bu herhangi bir theta'ya göre. Şimdi ama çember üzerinde nasıl, bakın nasıl bir hareket var? R 7 metre, onu şuraya yazayım.
R eşittir 7 metre. Bakın arhet şu yön. Arhet. Şu yön teta het yönü. Bunu defalarca konuştuk. Çember üzerinde hareket yaparsanız bakın bu teta het yönü. Yani saat yönünün tersine gidersiniz. Ben arhetin ne olduğunu biliyorum. Onu yazayım tekrar, ondan sonra teta hete geçeyim. Şimdi şu work kısmını da sileyim artık. Çünkü buraları yaptık. Y'in 0 olduğunu biliyorum. O yüzden şunun içindeki R'ın içindeki Y kısmını attım zaten. Şimdi buna bakalım. Arhet dediğim ifade neydi? Arhet. Cos ihet artı sin teta chet. Şimdi teta het yönü neydi? Bunu defalarca yaptık. Bakın bunu da direkt komponentlerine ayırırsanız burası teta, burası teta. O zaman görüyorsunuz bakın burası 90 eksi teta. burası teta, pardon şurası da teta olur. Şöyle hesaplarsak burası teta, burası teta, o zaman şurası da teta olur. O zaman bakın teta het yönü eksi sin teta i het cos teta j het. Görüyorsunuz. Eksi sin teta i het artı cos teta j het. Hatta bunu biraz daha düzgün yazalım. Herhangi bir şekilde problem olmayacak şekilde getirelim bunu. Teta het eksi sin teta i het artı cos teta. Evet, bunu da güzelce yazdım. Ve burada bakın çember üzerinde hareket neydi? DL çember üzerinde hareket neydi? Çemberin yarıçapı yani R D teta, R'ı da düzeltelim. R D teta teta hettir. Teta het yönünde gidiyorum zaten. R D teta da yayın uzunluğu. Bu da çok güzel. Bunu da hesapladık. Artık şey yerine koyabiliriz. Her şeyi yerine koyabiliriz. Çemberde onu yaptım, bunu yaptım, her şeyi yaptım. Şimdi o zaman F'i tekrar buraya bir yazayım. F eşittir. Eksi B. Eksi B. Bölü reküp. Reküp. R cos teta i hat artı R sin teta c hat. R'lar birbirine götürecek. Çünkü X'i ve Y'yi yerine yazdım. Artık şuraları silelim. B'nin zaten 3 olduğunu biliyorum. Ama tekrar 3 olduğunu hatırlarım sonra, nasıl olsa çok önemli değil. Berkeley'i zaten hesaplamıştım. Şimdi o zaman tek yapmamız gereken F'i yazdım. O zaman work 2'yi hesaplayabilirim. Work 2 eşittir. Eksi B. Eksi B bölü R. Çünkü R buradan geliyor. R buradan geliyor ve gitti. 0'dan 2 pi'ye gidecek. Cos theta i hat artı sin theta j hat. Arar gitti. D theta parantezinden, pardon, dot product. Eksi sin theta i hat. Onu aslında biraz daha aşağı yazsam çok daha iyi olur. Çünkü o tarafta ışık var gibi. O tarafta ışık var. O yüzden biraz daha şöyle aşağı yazsam benim için daha iyi olacak. Pardon, work 2. Şimdi ışığa yakalanmayalım. Work 2 yazayım. Work 2 eşittir. Eksi B bölü R. 0'dan 2 pi'ye. Bir x'in içindekileri yazıyorum. D teta. D teta hemen buraya yazalım. Cos teta i hat artı sin teta j hat dot product. Eksi sin teta i hat. Bu da D teta kısmından geliyor zaten. Artı cos theta j hat. Artık şu şekilde de silebilirim. Çünkü çember üzerinde ne yapmam gerektiğini zaten biliyorum. Şimdi bunu da silelim. Geriye sadece ne kalıyor? Çünkü bakın ben böyle çember üzerinde hareket sorularını seviyorum. Çünkü sınavda gelebilir, gelmeyebilir. Şunu daha düzelteyim de. Dot çember üzerinde hareketli. Eksi sin theta i hat artı cos theta j hat. Ayrı ayrı güzelce yazdım. Şimdi ahetler ahetler konuştu. Work 2 eşittir. Eksi B bölü 7. Bunu böyle yazabiliriz. 0'dan 2 pi'ye D teta. Cos eksisin eksi sin cos. Artı sin cos. sin teta cos.
cos theta eşittir ve bye bye 0. Work 2 neymiş? 0'mış. Burada zaten şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın f'in kendisi şuydu. Eksi b bölü r küp x i hat artı y c hat. Zaten bu şuna eşittir. Benim r vektörümün değeri şuydu. X i hat artı y c hat. R vektörünün kendisini nasıl yazarım ben? R vektörünü şöyle yazabilirim. R çarpı r hat. R vektörünü r çarpı r hat olarak yazarım. Zaten bunu biliyorum. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Bunu direkt hani görebilirdik ama ben zaten size soruda göstermek istedim. Bunu şöyle yazabiliriz. R vektörünü şöyle yazabilirim. R r hat. Böyle yazabilirim. Ve ben her zaman şunu biliyorum. R hat ile theta hat birbirine dik. Ve isterseniz dot product'ına bakın. Cos sin ve sin cos bitti. Öldüler. Görüyorsunuz. Zaten bu work'ün sıfır çıkacağı belliydi. Çünkü benim kuvvetim r hat ile bağlantılı. Benim kuvvetim r hat ile bağlantılı. Kuvvetim r hat ile bağlantılı. Yönüm theta hat ile bağlantılı. Zaten ikisinin çarpımının sıfır vereceği belliydi. Demek ki bu kuvvetle çemberin üzerinde aldığım yolla kuvvet birbirine dik olduğu için r hat ve theta hat'ten dolayı bunda da böyle sıfır olarak görüyoruz. Direkt hani yön olarak bu sıfırdır diyebilirdim. İş yapmıyor diyebilirdim bu kuvvet çember üzerine ama çözmek çok daha iyi oldu. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu da görebileceğimiz biraz kafa karıştırıcı sorulardan biri ama yön anlama konusunda r hat ve theta hat'i lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu da biraz zor sorular sınıfına girebilir. İlk başta kartezyen koordinat, sonra polar koordinatlarla işlemler yaptık. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.